Bunların çoğu böyle turluyor değil mi abi? Şimdi aşağıdan sahilden devam edecek, geri gelecek Bostancı'ya. Arabaların çoğu. Ha. Ne yapıyor abi? Ne bileyim, geziyor da. Ama nereye gidersin? Değil mi? Aşağıda bitiyorlar şimdi. Oradan kırık toprak falan hemen hemen ayrım başlıyor. Oradan dönecek şimdi. Dönüyor ters geriye. Ne bileyim ne yapıyorlar ya? Şimdi bu araba nereye gider? Değil mi? Kayboluyorlar ileriden. Kadıköy'e gitse bu kadar araba sığmaz saatte. Aynen aynen. Ne yapacak abi? Otoparklar dolu, öbürü dolu. Kızıl Toprak'tan sonra boşalıyor zaten yol. Ama ayıp yani ya. Ya al bir tane bisiklet ya. Aynen. Aynen. Hadi git bir tur at ya, ayakların açılır ya. Aynen. Çevreye de zarar vermezsin. Ya bir kişi. O bir kişi. Nereye gidiyorsun ya? Abi mini bir şey öyle bir kişi var ya. Kaç kişilik minibüs değil mi? Ya, nereye gidiyor? Geziyor. Aynen. Cumartesi abi saatte iş mi var? Yok. Şimdi genç de para biriktirmiyor. Tabii tabii. Hiç bayat para yok. Hep taze para. Soruyorsun işte geliyor. Hani Akbil'le ne koyacak günü haftalık? Onu tak ayırıyor. Ondan sonra çalışıyor parayla. Şehirlenceye bu oraya bu derken bitti. Tatil geldiğim nasıl oluyor? Onu da çekiyor bir kredi kartı. 12 ay onu da ödüyor. Yani hiç para yok. Sıfır para yani. Boşu boşuna çalışıyorsun gibi bir şey oluyor aslında. Bu zamanın gençliği var ya, hayatta anneden babadan bir şey kalmadığı sürece var ya, ne evi olur ne bir bok olmaz. Aynen öyle. Hiçbir bok olmaz. Evlenirse ikinci çalışır, ev kirası ödeyecek. Yani o sistem o şu anki sistem. Evet evet. Çok zor abi şimdi ev sahibi falan olmak kolay değil ya. Zor ama sende bir lira yok evet, ama. Dayanmıyor tabii. Biliyorsun ki para yetmiyor. E sen her hafta eğlenceye gideceksin, eğlence paranı ayırıyorsun. E şimdi bakıyorsun sabah kahvaltıcılar taşıyor. Tabii akşam bütün her yer. Sabah ayrı akşam ayrı. Kızlar şimdi biniyor arabaya, geçen iki kız bindi arabaya, etime doğru gidiyoruz. Öbür diyor ona ki ya bir ekmek alalım, bir çay yap bir içeriz eve. Ben sana bir şey diyeyim mi diyor. Evde diyor ben bu vakit hiç çay demlemedim ki. Yani peynir hiçbir şey yok diyor yani. Yani hep dışarıda. Amına koyayım adamın midesi delinir ha. Aynen aynen. Bilmiyorum siz de öyle misiniz yok. De. Ya ben şimdi araya komşu film, bildiğin komşu film dedim araya bir orada. Ulan 3 tane poğaça aldım oradan peyniri. 1,5 litre su içtim, midemi yıkayamayarım ya. Tabii tabii tabii. Bir de yanıyor ya. Bu nasıl yiyorsunuz bunları, ben anlamadım ya. Yani anlamadım ya. Bak bir dikizayı bir fırın buldum. Bak fırından aldım, fırınınki daha güzeldi. Kuru yani yağlı değil. O yağ var ya yağ. Bir de kötü yağ kullanıyorlar ya. Abi. Abi, en kötü yağ kullanıyor abi. Para kazanacaklar 20 kilo yağ, 20 milyon lira yağ, vite yağ, teneke yağ. Işte. 20 kilo ya. Neden yapılıyor öyle bilmiyorum yani. O yüklüyoruz arabayı, getiriyoruz vite yağ. Yani bütün lokantalar öyle abi. Sana babanın hayrına mı oraya asfiyadan bekliyor orada? Ya artık yemek falan da yapmıyor kimse zaten evde. Dediğin gibi şey de yok. Her sürekli dışarıda. Hep uçuyor. Dışarıda. Efendim para dayanmaz ki buna. Buna para dayanmaz ki ya. Tanıdığım çok temiz lokanta var. Taksim'de. Yani tanıdığım yer ha. Biliyorsun yani. Pırıl çok temiz. Pırıl. Hani oturup gönlünü şeyinde yiyor içiyorsun. Neyse ben giderim, sulu yemek hayatta yemem. Çünkü görüyorum onu. Ya koy bir kere bir tekne böyle leğen, salata yapacak, domatesi koyduysa koyacağı buraya, salataklar koyduysa koyacağı buraya, marulla geçip sokup çıkartıyor, sokup çıkartıyor. Ya arkadaş sen hepsini bunun için sokup çıkartıyor, bu ağrı su orada. Evet. E sen şimdi bunu, diyor ki ya ben buna tek tek suyun altında bunu yıkayayım mı diyor. Yani. Bakıyor mantıken adam doğru diyor ama, sağlıklı diye ki yapılan iş ya. Aynen öyle. Şimdi ver bir salata, bak yok o gençler, o amı bir tencere salata amına koyayım, baktı diye. Bu nasıl olduğunu senin hiç haberin var mı orada? Dolduruyor, sıyor, sokuyor, çıkartıyor, koyuyor, bu öyle doğrayı verirse şey. Temizleyemiyor. Ama buradaki otla ya, bunu yıkamadan ya daha sağlıklı ya. Tabii tabii, aynen. Bütün yerler aynı. Aynen, yani. Aynen. O ben bildiğim yer öyle, ebiri yıkamadan veriyorum sana kardeşim. Ya. Nasıl olacak bu? Bu bir de senin temiz dediğin, bildiğin, gördüğün. Temiz yani, yer. Adam gel bir sokuyor, suya çıkartıyorsun. Ben gidiyorum oraya kendime salata yapacağım, alıyorum iki domates, bir salatalık. Kendim yıkıyorum, yıkıyorum onu oraya abi. Bakıyorlar bana, ben abi ne yapayım ya, ben görüyorum olayı. Bunun lokantaya gittim bana bir salata ver diyemiyorum ya. Kapalı yoğurt ver diyorum, ailem bile istiyor. Yoğurtu bile kapalı istiyor. Ne yapayım? Görüyorum, gözüm görüyor ha.
Ya bu millet nasıl yiyor diye bilmiyorum ki ya. O iki bir tane pastanede arkadaşım var ya şey yapıyor. Börek yapıyor. Gidiyorum atölyesine. Ya zaten üstü başı bakıyorsun terin içinde. Ter suyu aman akıyım her tarafı. Ha hamur alıyor elini üstüne çeviriyor çeviriyor. Hep yağ. Of. Bildiğin yağdan hamur dağılmıyor ha. Çeviriyor çeviriyor. Kendi kendine asılıyor böyle lastik. Aman akıyım ondan sonra koy içine malzeme yoğurunu veren halka yesin. Ne oldu? Midesi yandı. Ondan sonra sen götür parayı millet. Şimdi hepsi aynı. Aynen. Herkes para nasıl kazanır onun peşinde abi ya. Kimse sağlıklı bir şey yaptı da sana vermez. Onun için evin ya abi. Aynen aynen kendin yapacaksın. Bildiğin şeyle yapacaksın abi. Alıyorsun bir de kahvaltıdan gidiyor malzemeni alacaksın. Oh. Peynirin 50 lirası olmaz. Bak kaşarın 50 lirası olur. Kaşarı da marka alacaksın öyle. Peynirin 50 lirası olmaz. Evet aynen. Bir de oraya sallanmış, sosismiş. Onlara hiç dokunmayacaksın ben abi. Amına koruman işten bir şey var ya hayatta alma. Aynen. Ben gidiyorum kasaba ete bakıyorum mühür var mı ona. Hmm. Bu, bakıyorum bu şey et kurumunun eti. Hemen kes şuraya diyorum ona kes. Makineyi boşalt, doldur bakayım işte kıymayı alıyorum oradan. 2-3 kilo kıyma geçiyorum eve. Hanım onu paket paket yapıyor yiyeceğimiz kadar. Ha, aynen abi. Çıkart lazım alıyor, oradan kullanıyoruz. Abi ben kıyma öyle. Ki köye gitsem oradan yaparım 10 kilo kıyma, 10 kilo et gelirim abi kışbaşı. Hani memleketten getiriyoruz buraya. Aynen. Adam yanına kesiyor yine tam taze et ya. Salama sosise basıyorlar abi ne varsa basıyor işte. Ya adam hindiye tavuğa da yapıyorlar abi aynısını. Adam git bir şey tavuk alacağım. Tavuğu ayıklıyorum bakıyorum ona. Tavuğu her tarafını ayıklıyor. Kıkırdak mıkırdak. Ama mermene bir delik var abi. Geliyor hop atıyor deliğe. Onları alıyor oradan. Onları akşam işliyor. Sosis oluyor. Aynen. Salam oluyor ya. Hadi bakalım. Ondan bayağı sonra... makine onu kıyıyor böyle et gibi biliyor musun? Kıyma gibi oradan zart diye çıkıyor. İnsan yiyor ona amına kıyma. Ya bu abi, inan buna abi yeni neslin geleceği hiç iyi değil yani. Değil değil. Hep hasta olur ya. Millet kanser olur, kanser, mide kanser olur. Ya abi ya. Yine mide kanser olur mesela. Abi onu bırak. Osuruktan nem kapma vardır ya hepsi artık o kıvama geldi yani. İki hava soğuyor. Bir bakıyorsun herkes hasta. Gıda yok ki. Aynen. Gıda var mı? Gıda alamıyor ki. Ben senede 10 kilo bal yiyorum ya. Ama bal yiyorum ha. Yani hakiki bal. Gidip buluyorum onu. Kapağını açtığım zaman. Bu da gidiyor zaman, bal diye bal parmak yiyor işte. Ay, o bal var ya kavle kokladığın zaman anlarsın aynen. Yakacak gırtlağın. Bak bir araba gidiyor da taksiye giriyor götünü. Amına koyayım ben onun arkasından ben olayı gördüm. He. Git gir götünü amına koyayım onu ya. Bak bir araba bak engel. Aynen araba. Bir kaza engel abi. Saksıya bak ya. Bak kafa abi saksı. Görmüyor, görmüyor değil mi? Abi niye görmüyorsun ya? İki araba durmuyor. Saksı var sende ya. O saksı çabuksun biraz ya. Otomatik olmuş abi artık her şey. Gülsem mi gitsem mi ya? Gülsem mi burada? Şeyden gidelim abi. Gidelim. Aynen buradan gidelim. Akar mı diye. Hemen aradan itfaiye oradan çıkardım. Aynen aynen. Hadi bakalım buraya. Burası. Adam şimdi geliyor abi. Abi otobüs sonra otobüs sinyal vermiyor. Yolcu indirecek veya bindirecek. Aha. Sinyali vermiş. Ha bu farın ucu, onun tamponun ucuna böyle. Ya ha, bak haber etse diyorum bir kımıza girecek orada bekliyor abi. Lan ben mübarek bak bu sinyal vermiş. Bro otobüs dura. Ya sonra götüne niye girdin? Hadi girdin lan kımıza çık da. Aynen. Yok abi bu ucu o şerit gömülek bu şerit gömülek. Al şimdi ona ulan uğraşıyoruz ya. İşte teyzem vardı Almanya'da. Aha. Oğlu gelir böyle, çocuklar gelir, teyzem der ki, ya Mustafa, ya bak dayı geldi, dayı kaptan gelir mi? Hani dayı merhaba hoş geldin falan bir şey dersin de. Aynen. O yine arada kıtı kıtı çekirdek yağmur abi, salak mıymış? Babamlar der ki, ya o ne anlar dayıdan? O hiç tereyağı yememiş ki, rahmetli öyle derdi yani. Yani ne demek istediğini ben anlıyorum. Evet, evet. Yani aynı işi... Hiç gıda almamış, hiç kafa gençlerin, için. Gençlerin işine vaziyetine bakıyorsun. Git ya pastane, ustane, kötü yağlara gidiyor. Kır pidesi bilmem ne, ıvır zıvır, ucuz ucuz. Mideyi bir şeyle dolduruyor yani. Bak şimdi benim arkada tam buğday ekmeği, arasına yapmışım evden, tamam mı? Bir salata yıkıyor, koyuyorum oraya. Orada alıyoruz şey suyu. En güzeli abi. Abi. Mis gibi işte. Ben sokakta yemek yiyemem ya.
Yemek yesin mi? Giderim bana bir kızartılmış tavuk butu alırım. O da yağma kızartılmış olacak yani. Başka ben orada gidip de oturayım bir yok abi ben onu yapamıyorum. O beni aşıyor. Yani yediğim zaman midem yanıyor. Yanıyor yani. Değil mi? Aynen. Gün boyu daha hiçbir şey yemezsin. Bakayım ben evden bir mısır aldım peşim. Mısırı yedim. Bir tane yeşil elma yedim. Suyumu içtim. Kahvaltımı yaptım. Oradan gelsin daha. Ha, evet. İşte yani. Görüyorum buna gitmiyor. Oğlum bu ne ya? Tıkalı full kilit abi ya baksana. Ya otopark kuyruğu. Ha aynen. Ha bu araba şeye otopark girecek. Yes. Otoparka ispat. İspat girecek. Taksi de girdi onların kuyruğa. İyi oldu ona ama. Elektrikli motor abi. İstediğin yere gidecek. Mis. Ya da o katlanlı bisikletle var ya. Aynen abi. Onun şeyi de var, çantası da var. Sağlıklı da olursun. Şantiyer, o fistik gibi. Bir sporunu da yapmış olursun işte. Gide oraya feribota bin, gide bir yere bin. Katla bisikletle dayan gir. Fistik gibi, her yere gidersin. Aynen öyle. Koltuk altına alıp götürüyorsun onu ya, takıyorsun yani, sırtına götürüyorsun. Ya çok modernleri çıktı onlar. Büyük tekerle var, katlanır. Bir de o geçen gördüm, şu kadar tekeri var ya. Ya komedi gibi bir tane boru yukarıya, bir de boru habere. Bitti. Ya ama çok tatlı yapmış hani gavur ya. Çok tatlı, her yere getiriyor onu ya, baston gibi ya. Attı ona pır 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 gidiyor. Adam çözmüş abi işte. Ya mesele o ya, trafikte mesele o. Geçen bakayım internete ya, boş olsun var ya, alıp gidelim bir tane, her yeri gezelim ondan bari. Tabii gezeceksen en güzel şey abi işte, bir yere gidip geleceksen iş için. Ya nereye gidersen git ya, Bakırköy'e gidiyorum, bin feribota ondan beraber gidiyorsun da. Marmara'ya bin, her yere gidiyorsun ondan aynen beraber ya. Katla git. Yoksa bu ne ya? Ya bir ev yaptım. 100 milyar daha para lazım eşya. Onu da tamamlayayım da abi. Bize yeter bu kadar ya. 35 sene daha burada toprak için. Ne tarafa abi gideceksin? Rize. Rize. Oo. Doğanın, doğa mis gibi doğa abi işte. Al bir tava balık ye. Bana ne ya? Bana ne ya? Bu da mı otopark kuyruğu ya? Bir para duruyor da burada ya, sektörde. Yani insanlar Varengel'e gidiyor metrosu, Marmara'yı metrobüsü falan. Yani bir para dönüyor Kadıköy'de yani. En iyi yer Beşiktaş abi. Beşiktaş güzel abi, ben bütün, de Beşiktaş. Bütün İstanbul orası ama. Gemisi, motoru, Üsküdar'ı, Kadıköy'ü hep oradan gidiyor ya. Tabii tabii aynen. Yani Bakırköy'e hiçbir yere benzemez o Beşiktaş. Tabii tabii. Ben o taraftayım. Taksim ben, tarafına da yakın. Ya ne diyorsun sen? Merkez oradan, Beşiktaş. Aynen aynen. Ben orada çalışıyorum. He, yolcu aramana gerek yok. Sıfır. He, tak tak yolcu hazır. İndir bindir. Yani bir şekilde akıyor. Annem gelecek sabah görsene, onu almaya gideceğim. Onunla sen takıldın buraya. Yoksa burada ne var lan? Kadıköy. Kadıköy zamanında biz buradaydık. 84-83 senelerinde ya. O zaman Kadıköy Kadıköy'ydi. Araba yoktu ki. Evet. Renault vardı, Anadolu'lar vardı. Bak hiçbir şey yok ya. Şimdi Kadıköy artık küçük Taksim oldu. Abi geçen abiye bir evinde gördüm. Barla sokağına kardeşim ya. Full çakılı ya. Evet, evet aynen. Oturmaya yer yok ya. Ama sektör de büyüdü abi, bu evinde çok, sektörü çok var büyüyor ya. Abi. En güzel. Her yerde böyle ama ya. İşte abi herkes bir şekilde bir yerden kısıp oradan kısmıyor. Ucuz yani burası. Yani karşıya göre çok ucuz. Alçak kişime hitap ediyor. Bakıyorum bir büyük rakı 150 milyon ya. Yani rakısı bir ortaya bir tane et aldık. Yani batır ya iç kalk 150 milyon para değil ya. Aynen. Adam hamaliyesini çekmedi. Ama niye sektör var diye. Yani sirkülasyon var herhalde ondan. Ya bizim memlekete 100 rakı 25 milyon lira. Yüzük rakı 25 milyon. Işık memleket var, ışık. Ya ışık yok burada. Aynen öyle abi. Rakı makı bilmem ne artık. Rusya'dan geliyor bize ya. Yüzük rakı 25 milyon ya. Ya. Yüzük rakı. Sıfır ya da sıfır. Sen şurada ineyim abi ya. Müsaade geldi. Eyvallah sağ olasın. Hayırlı işler, sağ olasın. Aman yasın.